Yıllarca filmlerde, dizilerde hatta bazen yaşanan birkaç olayla zombiler her zaman kendine yer buluyor. Geçmişten bugüne yıllardır konuşulmakta zombiler. Gerçekten de gelecekte beklenilmesi olan bir komplo teorisi olarak düşünülüyor. Hollywood filmlerine göre tüm dünyanın çöküşünün eşiğine gelmesi için insanları yürüyen ölülere dönüştüren bir virüs yeterli. Ayrıca koronavirüs salgınının bu yıl gösterdiği gibi hastalıklar kontrolden çıkabiliyor ve uzak mesafelere hızla yayılabiliyor. Bu nedenle ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin CDC bir zombi salgını durumunda ne yapılması gerektiğine dair bir kılavuzu bile var. CDC'nin Halk Sağlığı Hazırlık ve Müdahale Dairesi'nin eski müdürü Ali Kağan, 2011'de olası zombi salgını için uyarladıkları protokolleri açıklamıştı. Hazırlık 101 Zombi Kıyameti başlıklı bir CDC blog yazısında Kaan şu ifadeleri kullanmıştı. Şimdi gülebilirsiniz ama gerçekleştiğinde bunu okuduğunuz için mutlu olacaksınız. Çünkü belki nasıl hazırlanacağınıza dair bir iki şey bile öğreneceksiniz. Gerçek bir acil durumda kullanacaksınız. Doktor Kaan'a göre CDC zombi salgınına herhangi bir hastalığa veya virüs tehdidine verdiği yanıtın aynısını verecek ve aynı teknik yardımı sağlayacak. Bu yardım, konsültasyon, laboratuvar testleri ve analizi, hasta yönetimi ve bakımı, temaslarının takibi, enfeksiyon kontrolünü, izolasyon ve karantina dahil içerebilir. Gördüğünüz üzere her ne kadar yaşanılması zor olan bir olay olsa da ABD şimdiden kılavuz hazırlamış, o kılavuzların içinde nelerin olduğuna videonun ileriki kısımlarından bahsedeceğim. Peki bu komplo teorisi olan konu komplo teorisinden öteye hiç geçebildi mi? Geçerse neler yaşanır? Yaşanırsa nasıl hayatta kalabiliriz gibi birçok soruyu cevaplayacağımız bu videoda sadece araştırabildiklerimi, eğer eksiklerim varsa siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Dünya gün geçtikçe nüfus olarak artmakta. Bunun beraberinde de sıkıntılar baş göstermeye başlıyor. Bu sıkıntılar yüzünden de bazı kendini dünyanın hakimi sanan insanlar, dünyanın bu yükü fazla taşıyamayacağından dolayı dünyanın nüfusunun azalmasını istemekte. Evet, aslında dünya nüfusu yükseliyor. Bu konuda haklılar ve bazı sorunlar da ortaya çıkıyor. Ama neden salgınlar düzenleyerek masum ve suçsuz insanların yaşamına son verilmek isteniyor? Bunun nedeni, parası olan yaşar, olmayan ölür. Onlara göre. Ama düzenli bir şekilde nüfus kontrol altına alınabilir. Ama onlar direkt uğraşmadan kolay yoldan para kazanma peşindeler. Her neyse. Peki gerçekten zombi salgını gerçekleşebilir mi? Öncelikle sizlere zombi hastalıklarına yakın olan bir virüsü inceleyeceğiz. Kronik telef edici hastalık olarak da ifade edilebilen bu hastalık bir virüs yoluyla bulaşıyor. Ve hemen hemen tüm geyik türlerini etkiliyor. Beyinde bulunan bir proteinin normal nötronları öldürmeye başlaması ile gelişiyor ve genellikle ölümle sonuçlanıyor. Bulaşan hayvan zayıflamaya başlıyor. Ağzından sıvı akıyor. Beyin çalışması giderek yavaşlarken kimi zaman agresifleşiyor. CVD ilk olarak Colorado eyaletinde 1960'lı yıllarda görülmüştü. Şimdi ise 251 farklı ülkede virüs taşıyan geyikler var. Zombi geyik hastalığının bulaşması ile hayvanlar arasındaki temastan dışkı ya da virüs bulaşmış su ya da yem yemekten meydana geliyor. Hastalık için henüz herhangi bir tedavi ya da önleyici aşı yok. Hastalık hızlı bir şekilde bulaşabilir ve enfekte bir geyik öldüğünde bile enfekte olmuş leş ile temas eden diğer hayvanlar için bir risk oluşturur. Henüz insanlarda kaydedilmiş herhangi bir zombi geyik hastalığı vakası olmadığı belirtilmektedir. Fakat bir zamanlar deni dana hastalığının insanlara bulaşacağı tahmin edilmediği gibi bu hastalıkta oldukça dikkatli olunması gerekiyor. Minnesota Üniversitesi'nin Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma Merkezi Başkanı Michael Osterholm şöyle anlatıyor. Önümüzdeki yıllarda enfekte olmuş geyiklerin etini tüketen insanları kronik telef hastalığının görmek oldukça mümkün. Bunlar da açıkça yüzümüze vuracak ve göz ardı edilmeyecek sayılara ulaşacak. Minnesota Üniversitesi Veterinerlik Bölümünden Profesör Jeremy Schurfers ise şöyle demiş. Zombi geyik hastalığındaki ilerleme deli dana hastalığına yol açan protein ile büyük yankılar gösteriyor. Bu yüzden insana geçmesi riski oldukça korkutucu. Vahşi yaşam hastalıkları uzmanı ve çevre bilimci Kristen Schuyler'a göre zombi geyik hastalığı oldukça ciddi bir durum ve insanların bilinçli olması gerekiyor. Bilim insanları şimdilik türler arasında bulaşma olmayacağına inanıyor.
Fakat bir hastalığın bir türden diğer türe sıçraması genellikle çok kısa sürede gerçekleşen bir durum. Evet, bu hastalık hayvanlar arasında bulaşımı az olsa da insanlar için tehdit edici. Çünkü eğer bir insan o geyiğin etlerinden yerse bilim adamlarına göre olası bir salgın kapıda. Ama o kadar da endişelenmeye gerek yok. Bu kolay kolay olabilecek bir şey değil ama bunun olmayacağı anlamına da gelmez. Şimdi de dünyayı tehdit eden sıradaki bir tehdide geçelim. Antarktika gibi soğuk bölgelerde yıllarca araştırmalar yapılıyor ve gün geçtikçe yeni keşiflere rastlanıyor. Geçtiğimiz günlerde bu konuda bir video yapmıştım. O konuda açıklama kısmına bırakacağım. Antarktika, küresel ısınma nedeniyle son zamanlarda artan sıcaklıklar yüzünden kutupların canlanmasından endişe ettiklerini de belirtiyor. Gördüğünüz üzere bütün anlattıklarım aslında şu anda zombi salgınının her an patlak verebileceği öngörülüyor. Ama komplo teorisyenlerine göre ise büyük bir zombi salgını için dünyada büyük bir elektrik kesintisi olması konusunda vurgu yapılmakta. Acaba son günlerde ABD kar fırtınaları nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri ve Pakistan gibi daha birçok ülkede elektrik kesintilerinin yaşanması sizce bir zombi salgını için altyapısı olabilir mi? Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten bazen film izlerken düşündüm. Bollywood yapımlarındaki her şey gerçek oluyor. Ya bu zombiler de günün birinde gerçek olacak mı? Belki de bu korona belası insanlığın ilk büyük sınavı. Belki bundan sonra çok daha korkunçları gelecek. Neden bir virüste çıkıp insanları kontrolsüz yaratıklara dönüştürmesin? Sağlıklı insanlara saldıran zombiler haline getirmesin? Yaklaşık bir yıl önce tüm dünya eve kapanacağını gördü ve bilmediğimiz yeniliklere de tanık olduk. Artık zombiler bile insanları şaşırtmaz bence. Bugüne dek yaptığım araştırmalarda 5 hayvanın zombiye dönüştüğünü gördük. Aslında bildiğimiz zombi olmasa da benzerlikleri yüzünden zombi ismi veriliyor. O konuyu uzun uzun anlatmayacağım. Zaten kanalımızda o video var. Şimdilik bu zombi salgını bir komplo teorisinden başka ibaret bir şey değil. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Evet, son zamanlarda yaşanan olayları ve bilgileri verdiğimize göre olası bir salgında nereler güvenli? New York, Atlanta gibi büyük şehirlerde istilaya uyananlar büyük ihtimalle ayvayı yemiş olacaklar. Nitekim metropoller ve kalabalık şehirlerde yaşayan insanların istiladan sağ çıkması çok zor. Bu bağlamda nüfusun daha az yoğunlukta olduğu bir yerde bu istilaya uyananların hayatta kalma şansı daha yüksek. Kırsallar ve özellikle ülkenin kuzeydoğu kesimleri biraz daha uygun görünüyor bu tip durumda. Araştırmacı Alex Alemi ve arkadaşlarına göre böyle bir salgın gerçek olursa daha eteklerinde yaşayanlar ve onlara ulaşmayı başaranlar en uzun süre hayatta kalanlar olacak. Hesaplamalar 28 gün sonrasında metropol şehirlerinin zombilerin çoğunlukta olmasından ötürü yiyecek artışıyla kırsala kaymasından ötürü daha güvenli olacağı yönünde. Burada ciddi bir araştırma mı yapıldı yoksa zombi istilasını anlatan 28 gün sonra filmine bir gönderme mi yapıldı bilemiyoruz. İşin özü böyle bir salgın gerçekleşirse kırsalda uyanmak, 25 gün civarı hayatta kalmak ve metropole doğru ilerlemek gerekecek. Evet, bu süre zarfında yanımızda geçici bir çanta hazırlamalıyız. Ama ben bunun neler içinde olacağını söylemeyeceğim. Sizlere videonun başlarında bir kılavuzdan bahsetmiştim. İsterseniz şimdi o kılavuzda geçen acil durum çantasına bakalım. Doktor Kahan, zombi salgınıyla karşı karşıya kalan yurttaşların evinde acil durum çantası bulundurması gerektiğini söylüyor. Doktora göre bu çanta zombilerden kurtarılmış bir kamp bulmadan önceki ilk birkaç günü geçirmemizi sağlayacak malzemeleri içermeli. Zombi acil durum kitinde bulunması gerekenler şu şekilde: kişi başına günde bir galon su, kolay bozulmayacak gıda stoğu, reçeteli veya reçetesiz ilaçlar, maket bıçağı, koli bandı, pille çalışan radyo, sanitasyon ve hijyen araçları, her aile üyesi için battaniye ve kıyafet, pasaport, doğum belgesi, ehliyet gibi önemli belgeler, kesikler ve ısırıklar gibi temel yarıkları tedavi etmek için ilk yardım malzemeleri. Acil durum kitinin yanı sıra yurttaşların yaşadıkları bölgede depremler veya seller gibi acil durumlardan hangilerinin meydana gelebileceğini öğrenmesi de önemli. Böylece kişilerin aileleriyle birlikte güvenli toplanabileceği veya insanları tahliye edebileceği bir buluşma yeri seçilmesi mümkün hale gelebilir. Ayrıca karakol ve itfaiye de dahil olmak üzere acil durumda iletişim kurulacak kişilerin listesini çıkarmanın da büyük faydası dokunabilir. Son olarak da zombilerden güvenle uzaklaşmanızı sağlayacak bir tahliye rotası çizmenizi öneriyor. Bu plan sel, deprem veya başka bir acil durumda da uygulayabilirsiniz. Zombi salgını veya hayatta kalma gibi birkaç bilgi verdim.
Eğer videomuza ilgi gelirse zombi salgını hakkında seri bir video yapacağım. Çünkü bu konu 10 dakikayla sınırlandırılabilecek bir konu değil. Bu video hakkında görüşlerinizi belirtmeyi ve yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere araştıran insanlar.